Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Ben karşınızda Volkan. Bugünkü videomuzda Challenger'da 800 puanlardayız. Solo queue atıyoruz. Biliyorsunuz Syndra en son buff yemişti ve bizim de counter'larımız arasında yer alıyor burst damage'i sayesinde. Ve uzaktan dürtme konusunda bizden daha üstün olduğu için burada bizi dövebiliyor. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Burada elimden geldiğince yine öğretici yapacağız. Lane'i kazanmaya çalışacağız. Diğer lane'lere roam'a çıkacağız. Tek başıma oynuyorum. Doğum falan da yok. Yüksek elo maçların devamını istiyorum ve beni seviyorsanız da like atarsanız çok sevinirim. İlk yetenek olarak E'yi açıyoruz. Burada yeni gelen arkadaşlar için minik bir miktar öğretici yapalım. Girdiğimiz ürünleri ekranda görüyorsunuz. Eğri. Yan tarafa da iksir aldım. Lane'de daha fazla uzun durmak istiyorum. İksir ve peksimet girdim. Çünkü bu matchup zor bir matchup. Lane'de uzun süre kalmak istiyorum. Hem iksirden hem peksimetten gelen can miktarları bizi burada yaşatacaktır. Tayflardan kazandığımız can yenileme, mana yenileme sayesinde lane'de uzun süre kalacağız. Burada minyonlara last hit'i hem auto ataklarla hem skill'lerle atıyor bakalım. Birazdan 2 olacak bu minyonla birlikte. O yüzden agresif hareket sergileyecek. Bunu bilip geri çıktık. Minyon kaybetmek pahasına sıkıntı yok. Damage yemeyelim. Damage yemek sıkıntı abi. Early'de hasar yersek 3 level'larda falan lane'de burst damage yiyip böyle ölebiliriz. Dikkat etmek lazım. Aynen bu şekilde. Mesela burst damage yedik direkt yarı canımızdan olduk. Ama aynı miktardaki hasarı ben de vuracağım. Bir bu kadar da hasar çıkartmayı düşünüyorum ki eşitlensin. Ama çok kontrollü oynuyor. İşte burada menzili bize göre daha fazla olduğu için burada sıkıntı yaşıyoruz. Okey, burada bize hasar çıkarttı falan ama sadece görüyorsunuz. EW atarak trade'i biraz eşitlemiş gibi olduk. Burada E'sini gayet iyi kullanıyor arkadaş. Şampiyona hakim. Kartuş var. Kartuş şu an bot lane'de gözüktü abi. Bizim minyonlar oradan geçerken kartuşu gösterdi. Burada tabii topu kullandıktan sonra çaprazına yatmaya özen gösteriyor topun ki bizi çarptırmaya çalışıyor. Kartuş da arkamdan gelebilir ama bizim arkadaş da buradan geliyor. Şu şekilde bir EW deneyeceğim. E tutmadı, W'yu tutturduk. Tayf geldi. Okey. Kartuş da sağ arkadan oynayabilir çünkü çok pasif oynamaya başladı. Bayağı kontrollü oynuyor. Şu an geri çıkacağım ve şu köşeye totemi bırakacağım. Bizim için en iyi totem yeri şu an burası. Aynen. Burada kartuşu da görmüş olduk tertemiz. Artık 6 level'da falan antik dönüştürücüyü alırsak bu matchup'ta üstün gelebiliriz çünkü bariyer almış. Burada bir şeyler deneyeceğiz abi. Yok ya, çok zor gerçekten. Mesafesini çok iyi ayarlıyor. Bayağı arkada oynuyor. Lane'e çok hakim şu an Syndra. Burada her ne kadar arayış içerisine girsek de o açık vermemeye çalışıyor. Ama yapacak bir şey yok. İlla bir noktada açık verecek. O noktada kafasına vurmaya çalışacağız. Elden bırakmıyoruz sıra yerde. Ya büyük ihtimalle lane'i pushlayıp base atmıştır şu an. Aa, base atmamış. Tekrardan lane'e geldi. Benim buraya pushlayacağımı görüp base'ini bozdu sanırım. En son bot tarafındaydı. Ben de bir tık böyle bot lane'e yakın oynayacağım. Belki bir şeyler olur abi. W falan tutturursak. Bir şey çıkartırız burada. Gragas alındı. Kartuş da orada. Ah be. Wow. Abi az önce orada açmıştı ya daha. Ignite'ı salacağım. Bu kili istiyorum burada. Okey. Q flash, Pantheon o kili orada aldı. Gayet iyi. Belki yakalarsam oynayabiliriz. Ama bu minyonların kule tarafından alınmasını istemiyorum. Bizim bot lane'i de beklemeyeceğim buraya kadar. Okey, buraya kadar gelmişiz. Buradaki minyonları da kaybetmişiz. Bari vergimizi alalım. İyiyiz. Şu an antik dönüştürücü ayakkabı aldım. Bir kontrol ward alıp lane'e gideceğim. Şu an full fokus olmam lazım. Fokusumu kaybedersem Syndra lane'de ölür ve oyunu kaybedebiliriz. Maçı kerileyecek potansiyele sahip bir şampiyon. Wow, Kartuş ne vurdu? Jungle eşyasını bitirdiği için. Aynen öyle. Kartuşu nasıl durduracağız bilmiyorum ben de abi. Yani early de bu şekilde öne geçmiş bir Kartuş. Late'de sadece R'ye basarak oyunu domine edebiliyor. Özellikle teamfightlarda. Acayip sıkıntı yaşayacağız abi. Öyle böyle değil ya. Bu maç pis kanser olacağız gibi duruyor. Bu maç ruh gömleği Merkür adımı kasacağım gibi duruyor abi. Bizimkiler botta killleri topluyor. Syndra bota koşuyor. Ben şöyle Syndra'nın yolunu keseceğim. Tamam, zaten bottaki fight bittiği için geri dönecektir.
Kartuş az önce taptaydı. Ne ara bota indi ya. Bota doğru yürüyeceğim. Belki bir şey çıkartırız. Hiç yoktan XP'ni alalım burada. Nice. Hem Typh aldım burada. Ölülerden de Typh geliyor biliyorsunuz. Hem Typh'ımızı aldık hem XP'mizi aldık. Bu lane'i burada bırakacağım. İki duvar arasında oynasın. Eğer yakalarsam az sonra da Ignite'ım gelecek. Kesebilirim. Ki orta tarafta görüş yok. Pantheon da çok rahat bir şekilde gank atabilir. Aynen Pantheon buralarda oynuyor. Ki Syndra daha yeni toteme çıktı. Şöyle bir W koyacağım. W yedi. E'yi de tutturacağım. Çekeceğim Q. Pantheon'dan da onu yedi. Auto ataklar. Auto ataklar. Q Ignite yapacağım burada. Hiç acımayacağım abi. Her şeyimi atacağım bu kill almak için. Syndra'yı lane'de geriye düşürelim. Bariyer flash'ı aldık abi Syndra'dan. Lane'i seriden pushlayacağım. Bu minyon dalgasını kaybettireceğim. Kartuş geliyor. Buraya oynarız abi. Buraya nasıl oynarız? Şu şekilde oynarız. Skill'leri dodge'larsak oynarız. Skill'leri dodge'layamadık. Adam içimize kadar girdi. Ayakkabısını da bitirmiş. Pantheon bari ölmesin. Aslında burada buna ihtiyacımız vardı diyebiliriz ya. Asırlığa paramız yetmiyordu. Şu an asırlığa paramız yetti. Ve lane'e koşacağız. Asırlığın bu seviyede bitmesi iyi. Jungle aşağısı bitmiş. Ayakkabısını tamamlamış. Ayakkabısını tamamlamasa belki orada ölmezdik. Ama şu an çok güçlü. Late'de nasıl durduracağız gerçekten bilmiyorum. Kasmış bir kartuşa karşı neler yapacağız. Syndra da bizi tabii ki hala burada zorluyor. Burada arabayı almak isteyecektir. Kaçırmak istemez. Tüm kombomu çekip iksiri bırakıp düz vuruşu salıyorum. Güzel bir kombo çıkarttık abi burada. Syndra'yı aslında Pantheon oynarsa flash'ı bariyeri de olmadığı için kill alma ihtimalimiz var. Okey, sadece E'sini yedik, sıkıntı yok. Şu an kombom geldikçe önde takılıp bir arayış içerisine girebilirim ama skill'lerim kullandığıyken o arayışı yapmayacağım. Bu lane'i seriden ittireceğim. Diğer minyon dalgası bize doğru pushlansın. Şu an kartuşa yakalandığımız an tabii ki de ölmemiz çok yüksek. O yüzden şöyle sağa sola bakmaya çalışıyorum ama çok kontrollü bir şekilde. Totemim de olmadığı için karanlık yerlere kafa atmak çok riskli. Kartuş bot side'da olabilir. Daha izlerini aldılar. Savaş arayışı içerisine girebilirim. Ignite'ım gelecek. Ama Syndra lane'i hızlı bir şekilde pushladığı için sıkıntı. Kartuş bot side'da ninja denemesinde bulunuyor. Okey. O arabayı kaçırmak istemez. Deneyeceğim. Çok kontrollü oynuyor. Ayakkabısı yok aslında. Bizimkiler orada bir arayış içerisine giriyor abi. Ben de oynayacağım. W'yu bırakayım. Okey, W 2-3 kişiye değdi. 3 kişiye değmiş tam orada. Ama bizimkiler yine de fight'ı kaybediyor. Şöyle bir E, Q. Tamamdır. Kartuşu alalım abi. Kartuşun sanırım ultisini bozduk orada E'mizle. O taraftan dolanamazdım. Çünkü kartuş ultisi sıkıntı yaratırdı. Ultisi diyorum, ölüsü. Ultiyi açmam lazım. Fight uzun sürecek. W, Q. Ultiyi kapatacağım. Direkt burstlemek istedim ama Syndra ittirdi. Pantheon oynarsın abi sen oraya. Ya da Syndra'ya döneceğiz burada, baitleyeceğiz oraya gidiyormuş gibi yapıp. Gragas burada baitliyor ama Kai'Sa'ya da yetişemeyecektik orada. Yapacak bir şey yok. Denememiz lazım. Abi şu an yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Lane'e hemen pushlayıp base atacağım. Gayet iyi oynadık abi oraya. Güzel de okuduk. Evet, lane'de şu an 4 skorda katkımız var. Syndra'nın daha bir tane skorda bile katkısı yok. Güzel götürüyoruz fakat late'de sıkıntı yaratabilecek bir şampiyon. Çok havalara kapılmamak lazım. Merkür adımını aldım. Kronometreyi aldım. Lane'e koşuyorum. Burada bir kartuş ultisi veya Syndra ultisini baitleyip outplay edebiliriz kronometremizle. Burada şeyini bozarsa aslında base'ini iyi olur. Hatta burada belki bir bariyer falan da alabiliriz bana bir şey atarsa. Ah be. Syndra'nın E'si orada tutmasaydı fener atıp bir şey deneyebilirdik. Lane'i pushlatacağız. Burada minyon kaybettirmeye çalışacağız. Evet, pushladığım gibi hemen bota koşacağım abi. Burada 6 tane minyonu büyük ihtimalle kaybetti. Bota spamlıyorum oynayalım diye ama kartuş oradaysa çok sıkıntı olacaktır. Ultim cooldown'da. Şu an biraz safe kalmam lazım. Tamam, ultiyi şimdi açacağım. AD carry'mizin dikkat etmesi lazım bir tık. Tamam, o orada öldü. Bu kili alamayacağız büyük ihtimalle. Kai'Sa yaklaşmasaydı sanırım daha iyi olabilirdi ya.
lane'e vadiyi attıkları için ilk kuleyi açtılar. Yapacak bir şey yok, vadiyi zaten tutamazdık abi. Şöyle bir W bıraktım, slow'u yedi. Şöyle bir E, onu yemeyecek zaten, bariz belli. Kartuş belki. Thresh'in ki ne yer? Haydi abi bu Pantheon. Okey, çekelim Q. Of, Thresh gümbürtüye gitti orada. Şu an bir tık sıkıntı abi bizim için olaylar. Bot lane 6 kez öldü. Bendeki ve Pantheon'daki shutdown'ı verirsek maçı kaybetmemiz çok yüksek. Dakika 15'te 25 Typhoon var. Aslında bu Elo'da gayet iyi fakat 10 kara hasat yüklü bir kartuş. 7-4 gidiyor. Kötüyüm, kusura bakmayın, işten yeni çıktım demiş. Erimesi vardı, üzgünüm bu halde oynadığım için. Yapacak bir şey yok abi, şans. Ya abi oraya ben bir plays yapayım diye W koyuyorum falan. Syndra hala lane'de takılıyor abi. Ben her ne kadar böyle arayış içerisine girsem de Syndra lane'den çıkmıyor. İnat etti. Hızlıca lane'e koşacağım. Poppy burada. Ölebilir. Çok güzel ulti. Ama Fiora hala onun için bir tehdit. Okey. Bizimkiler top lane'de çok iyi oynadı. Poppy pis baitlemiş sanırım orada. Kartuş ölümü pahasına kule altına girdi orada. Oy, ikili aldırdı. Blue'yu solo alabilirsin diyor. Tamam, solo alacağım da oraya bir yardım var mı ona bakıyorum. Okey, kule öldü. Çok iyi. Şu an Gragas 0-4, 2-3, 1-3, 0-1-8-5. Yani bize tehdit olan chart şu an aslında Kartuş ama Kartuş maçı soğutacak. Ve soğuttuğu için maç uzayacak. Diğerleri de late game'de çok güçlü charlar. Late'de aşırı zorluk çekeceğiz abi. Drake var abi burada. Drake'i oynayabiliriz. Kartuş buralarda geziyor. Buraya bir görüş geldi. Şöyle tekrardan gösterelim. Okey, bu Drake'i salıyorlar. Çok iyi. Bu Drake'i aldık. Tekrardan lane'e koşacağım orada. Mid farmını alayım. Şu an Zhonya'yı bitirdikten sonra ruh gömleği kasmayı düşünüyorum. Ama Morello da tercihlerim arasında olacak bu maçta. Morello olmazsa olmaz gibi duruyor. Rakip bot lane mid'e doğru bir swap attı. Şu base atıp pazu bendeni çekersem armor'um olur abi. Ve bu Zayah'la falan rahat bir vs atabilirim diye düşünüyorum. O yüzden param da varken base'imi atacağım. Trinket'ı alıp tekrardan lane'e uçalım. Gragas AFK mı diyor? Gragas 4 kez öldükten sonra AFK kaldı galiba bu arada. Harbiden ben de Gragas'ı bayağıdır görmüyorum. Ohoy! Nasıl vurdu? Okey, aslında Kai'Sa baitlerse çok iyi. Ki zaten baitlenmiş de oldu birazcık. Ama Zayağın hala fazlaca hasarı var. Nice. O da öldü. Maçı güzel götürüyoruz ama Gragas'ın AFK kalması tabii bizim için daha erken bir son haline gelecek bu oyun. Şans. Bot lane'de çok fazla öldüler. Burada Fiora benim kilimi istiyor ya bu arada. Şöyle bir E, pasif Q, R flash animasyon iptali yapalım. Tamamdır. Fiora'nın flash'ını aldığını da göstereyim. Aldığımızı göstereyim. Ya flash'ı olduğu için ben burada takas arayayım. Çıkarım diye düşündü ya da FF vermeyi düşünmüşler burada. O yüzden girdi, öldü. Ve bu maçı da bu şekilde noktalıyoruz. Kartuş büyük bir tehdit olacak dedik. Ama rakip bot lane'i erken oyunda roam atıp tilt ettirdik. Gragas da bu yüzden AFK kaldı sanırım. Her ne kadar lane'de öne geçememiş olabilirseniz de erken oyunda bu şekilde roam atıp rakip takımı geriye düşürebilir, tilt edebilirsiniz. Hasarlar da bu şekilde. Maç çok kısa sürdüğü için pek bir hasar da göremiyoruz burada. Ve şu an Challenger'da güncel olarak 811 puandayız. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Bu matchuplarda, bu maçta da olduğu gibi eğer lane'i kazanmakta zorluk çekeceğinizi anladığınız zaman roam'a çıkmalara özen gösterin arkadaşlar. Minyon kaybetmek pahasına da olsa. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet. Bay bay.